Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Washington'a geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve iş dünyasından kalabalık bir heyetle birlikte Amerika'da temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Perşembe günü Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Bu önemli ziyaret öncesinde Türk hükümetinin bir süre önce PKK ile başlattığı barış süreci Washington'da dahil uluslararası çevrelerden olumlu tepkileri almaya devam ediyor. Türkiye'dense farklı görüşler yükseliyor. En önemlisi olumlu bir havada başlatılan bu sürecin nasıl sonuçlanacağı yönündeki kaygılar. Alparslan Esmer bu konudaki beklentileri, Irak ve Suriye'deki Kürt oluşumlarının sürece etkisini Washington'a bir ziyarette bulunan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Akın Ünver'e sordu. Hükümetin 2009'da başlattığı Kürt açılımı ya da demokratik açılım başarı sağlamadı. Bu kez hükümet daha organize bir barış sürecini ya da kendi deyimiyle çözüm sürecini başlattı. İmralı'da cezaevinde Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapıldı. Nevruz'da Öcalan ateşkes ilan etti. Akil adamlar devreye girdi. PKK silahlı unsurlarını sınırlardan çekmeye başladı. Ama sürecin barış ya da hükümetin adlandırdığı şekilde çözüm getireceği konusunda hala kaygılar var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Akın Ünver de bu kaygıları paylaşıyor. Özellikle son dönemlerde hükümet nezdinde ben işin açıkçası biraz plansızlık görüyorum. Siyasal anlamda çok iyi hazırlanılmadığını düşünüyorum bu meseleyi. Birazcık olumlu bir momentum oluşturarak bir duygusal pozitivite üzerinden bir şeylerin çözülmesini bekleme gibi bir durum var. Ama her ne kadar önemli olsa da bu hissiyat, işin sonunda hani bir kemik gerekiyor, bir omurga gerekiyor bunun için. Yani mesela işte KCK tutuklularına ne olacak? Bir otonomi düşünülüyor mu? Otonomi içerisinde ne var? Dil hakları zaten verildi. Fakat genel bazda siyasal kavramsallaştırma içerisinde reel olarak bunların neye tekabül ettiğini tanımlamazsak bu pozitif süreç bir süre sonra kendi kendine sönecektir. Dolayısıyla olumlu gördüğüm taraf olumlu hissiyat. Herkes bir şekilde bir şeyler bekliyor bu süreçten. İyi bir şey. Fakat hazırlıksız başlanıldığı için hükümet nezdinde, yani reel olarak siyasi alanda ne yapılacak, neden feragat göstermeye hazırız ve neden feragat göstermeye değiliz, bunların çalışmasının çok iyi yapılmadığını. Üçüncü olarak da mesela akil adamlar meselesi prensip olarak iyi bir şey. Fakat burada yine mesele şey, yani hükümetin halka bir şeyi anlatmaya çalışması ve ikna etmesi meselesi. Halbuki burada eğer demokratik bir süreçten bahsediyorsak o mercek tam tersine dönerek halkın hükümete bir şeyler anlatması olması gerekiyor. Dolayısıyla süreç iyi niyetli de olsa hala çok büyük bir demokratik temsil sorunu var sürecin. Benim analizim bu şekilde. Peki hükümet halkı dinlemeye hazır mı? Hazır olmalı çünkü hazır mı dersem o tarz bir yaklaşım görmüyorum. Yani daha ziyade halkın iknası yönünde bir yaklaşım görüyorum. Halkın iknası tek taraflı bir şey. Hani bunun en azından bir müzakere edip, yani mesela hani akil adamlar meselesi bir orta yol bulma mekanizması ise bu tarz bir hareket içerisine girerse bu çok olumlu olacaktır. Ama akil adamlar belli yerlerde hükümet söylemini tekrardan halk nezdinde popüler ağızla dikte etmeye başlarsa, bu devam ederse ve değişmezse o zaman diyebiliriz ki hükümet aslında hayır, halkı dinlemeye pek de meyilli değil. Barış sürecinin başlamasında Irak'ta ve son olarak Suriye'de güç kazanan Kürt oluşumların payı var mı? Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Akın Ünver kısmen payı olduğu görüşünde. 2010'da Cemil Bay'ın bir işte halk kalkışması başlatması gibi bir durum var. 2010-2011'de verilen şehit sayıları çok ciddi rakamlarda. Bu bağlamda tabii ki Arap Baharı'nda özellikle Suriye'de olan şey Türkiye'nin güneydoğusunda da olmasın diye en azından belli bir buna ivme verdiğini kabul etmemek mümkün değil. Ve işin açıkçası özellikle Suriye'nizde mesela işte Skandil'in silahsızlandırılması ya da silahsızlandırılmadan boşaltılması gibi şeyler gündemde. Bu bağlamda şunu görüyorum, yani Suriye'deki Esad'ı, yani Esad muhalefetinin
güçlendirilmesi, bu biraz Kandil'den çıkartılan unsurların Suriyeli Kürt muhalefeti içerisinde dahil edilmesiyle bir ivme kazandırılacak. Dolayısıyla tam manasıyla bir uluslararası sistemin içerisinde yerleşmiş durumda bu Kürt meselesi. Yakın geçmişe kadar Iraklı Kürtlerle teması asgari düzeyde tutan Türkiye, şimdi İran kuzeyindeki bu özerk yapıyla önemli ticaret bağlantıları kurdu. Bölge istikrar kazandıkça bu ticaretin ağırlığı petrole kayıyor. Ama petrol ticaretinden yalnızca kendi onayı alınmadığını savunan merkezi Bağdat hükümeti değil, İran toprak bütünlüğünün korunması yönünde kaygılarını artan bir şekilde dile getiren Amerikan yönetimi de rahatsız. Akın Ünver'e göre Amerika'nın Irak konusundaki rahatsızlığın kökeninde başka bir kaygı yatıyor. Türkiye'nin ticaret yaparken mesela hani Kuzey Irak'ta altyapı yatırımları yapması, oteller, ev projeleri, toplu konut projeleri, otoyollar yapması konusunda yani Amerikalıların bir şeysi yok, sıkıntısı yok. Buradaki mesele şu, Maliki mesela doğal gazla değil çok ilginç bir şekilde petrol meselesini çok içselleştirmiş ve kişisel bir gurur meselesi haline getirmiş durumda. Bizim Kuzey Irak'la yaptığımız mesela doğal gaz arama anlaşmaları ya da doğal gaz çalışmaları Maliki'yi rahatsız etmiyor. Halbuki o da yani yeraltı kaynağı, o da Irak'a ait. Fakat petrol bir şekilde Maliki nezdinde bir kırmızı çizgi. Türk şirketlerinin Kuzey Irak'ta petrol araması, petrol çıkartmaya çalışması Maliki'nin kendine yaratmaya çalıştığı Irak'ı bir arada tutan adam olmak aidiyetini pekiştirdiği için çok gergin vaziyette bu petrol meselesiyle ilgili. Dolayısıyla da hani eğer Kuzey Irak'la Türkiye arasında petrol anlaşması olur, Amerika da buna ses çıkarmazsa o zaman İran eksenine kayabilirim gibi bir tehdit söz konusu bu. Amerika'nın beklentisi Kürt yönetiminin tüm ticaretini Irak Anayasası'nın da gerektirdiği gibi Bağdat hükümetinin onayıyla yapması şeklinde. Buna petrol de dahil. Şu andaki meselemiz biz petrol aldığımız zaman Kuzey Irak'tan bir galiba %80 ile 20 gibi bir bölüşme vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam ki büyük ihtimalle yanlış tam bilmiyorum yüzdesini ama bir Bağdat'a verilecek kısmı bir de Kürt bölgesel yönetime verilecek kısmı. Biz bu işte yüzde yani küçük olan yüzdeyi Kuzey Irak'a verip Kuzey Irak'ın o kalan %80'lik kısmı Bağdat'a mı götürmesi bizim Bağdat'a para verip Bağdat'ın %80'ini alıp %20'sini Kuzey Irak'a mı götürmesi noktasında bütün kıyamet kopuyor. Çünkü eğer parayı direkt Kuzey Irak'a verirseniz tanınmış oluyorsunuz finansal olarak ve özellikle Maliki nezdinde bu çok büyük bir mesele. Dolayısıyla Amerika şu anda Türkiye'ye diyor ki yani bunu bu şekilde yapma ki Maliki İran eksenine kaymasın diye. Fakat Türkiye de diyor ki tam tersine Maliki eğer Amerika'yı kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalırsa asıl İran'a kaymak yerine Amerikan yörüngesine girer. İki tane yani eşit derecede doğru olabilecek argüman aslında. Başbakan Erdoğan'ın bu hafta Washington'da Başkan Obama ile yapacağı görüşmede gündeme gelmesi beklenen konular arasında Ankara'nın Erbil'le yürüttüğü petrol ticareti de bulunuyor. Amerika Türkiye'nin kendi Kürtleriyle yakınlaşma sürecinden memnun ama bu kez Iraklı Kürtlerle fazla yakınlaşmasından kaygılı. Doktor Akın Ünver'in de dediği gibi iki eşit derecede doğru argümandan hangisinin baskın çıkacağıysa merak konusu. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Az önceki haberimizin başında da hatırlatmıştık. Başbakan Erdoğan bugün akşam saatlerinde Türkiye'den Amerika'ya gelmek üzere yola çıktı. Başbakan Erdoğan 16 Mayıs Perşembe günü Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Görüşmede iki müttefik olan Türkiye ve Amerika arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin ortak gündeminde yer alan güncel bölgesel ve küresel konularda görüşülmesi planlanıyor. Öne çıkan bölgesel konular içinde şüphesiz Suriye üst sıralarda yer alıyor. PKK ile müzakereler ve olası bir serbest ticaret anlaşması da görüşmede masada olması beklenen başlıklar arasında. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü olarak Başbakan Erdoğan'ın ziyaretini takip ediyor ve bu haftaki bültenlerimizde aktarıyor olacağız. Türkiye-Amerika ilişkilerine dair Amerika'dan uzmanların değerlendirmelerini, Erdoğan-Obama görüşmesinin önemli noktalarını, Amerika'nın Sesi'nin 20.45'te Washington'dan canlı olarak sizlere ulaştırdığı bu yayınında TGRT Haber ekranlarından takip edebilirsiniz. Ve böylece Washington'dan yaptığımız yayınımız sona eriyor.
programımızı tekrar izlemek ya da Amerika'nın Sesi'nin diğer program, haber, söyleşi ve blog sayfalarına erişmek için amerikaninsesi.com adresini kullanabilirsiniz. Yarın aynı saatte 20.45'te yeniden görüşmek üzere.